Pişmansan bir daha yapmayacaksan eyvallah anlarım ama. Koma link yollamış izlemez mi hiç demiş. Evet abi senin bağış derinlere gitmiş. Nepal'in yüksek uçurumlarında yılda sadece 2 hafta boyunca halüsinojenik etkilere sahip. Nepal'in halüsinasyon gösteren deli balığı. Aa, olabilir. Bakalım buna. Koma teşekkür ederim desteğin için bu arada. Yurt dışında da yapana ceza vereceksek bu da suç özendirme. Ne abi? Kumar mı? Ne yapmış? Eray'ın fotoğrafı atmış. Eray'ı şu an CİMER'e veriyorum. Bu suç değil. Yani çünkü bir reklam yok. Bir markanın reklamı yok. Türkiye içinde oynamıyor. Ya da insanlara gelin kumar oynayın bir yazı, bir video, bir şey yok. Normal adam gitmiş kendi oynamış. Suç içeren hiçbir şey yok. Yasal bir yerde oynamış. Erişebileceğim bir şey de değil burası Türkiye'den. Bokunu çıkartmayın ya. Özendirme yok mu? Bence yok abi. Her fotoğraf atılana özenecek misiniz? Çok büyük sıkıntı. Bence. Yarın başka bir şeyle fotoğraf atarlar. Özenmeniz gerekir. Dersiniz ki ben buna özenemiyorum. Adama derler ki yarrağım onu özeniyorsun da buna niye özenmiyorsun? Gibi bir durum ortaya çıkabilir. Hemen şu an dedeye basmaya gidiyorum. Mind Vortex bakalım mı? Yok aga bakmayalım. Sarmıyor onun çete videoları artık beni ya. Çok karıştık. Arap saçına döndü. Bu ırkçı deyimleri dilimizden ne zaman çıkaracağız peki kardeşim? Çıkması Arap gerekmiyor saçı bence. mı? Arap saçı. Bizde var bu arada ırkçı Onlar da atasözleri. bakımlı olsalarmış kardeşim. Bizde var ırkçı atasözleri, deyimler falan var. Özellikle siyahilere karşı var. Ya aslında topluma baktığın zaman siyahi karşıtlığı yok. Ama deyimlere baktığın zaman Arap ve siyahilere karşı baya şey var. Bence yani ırkçı söylem var. Deyim gibi. Kötü niyette söylemese bile var. Ermenilere var ama Ermenilere olmasının bir sebebi var abi ya. Ya tarihi bir sebebi var. Yapacak bir şey yok. Başkalarına da eskiden Türklere dalga geçiyorlarmış. Bizimkiler az bile. E tabi canım başka dillerde de bizimle alakalı var. İyi, kötü. Kötü de çok var. Yani şey de var, nötr. Sen neredeydi? Türk gibi sigara içmek deyimi falan varmış. Sinir konusunda yine Türklerle alakalı deyimleri olan ülkeler var. Öfke konusunda. Norveç miydi? İtalya mıydı? Neresi artık işte ne bileyim. Herkes bir ülke yazıyor. Polonya, Fransa. Atasözleri ve deyimler ders barındıran söz topluluğu. Keşke biraz daha dinlesek de Arap kucağına kalkarız belki demiş. Reklama baksana Bixi. Bakayım. Las Vegas'taki bilmem ne arenasında Formula 1 reklamı. Çok mantıklı. Leon Türkiye'ye ne zaman gelir acaba yani? Çok iyiymiş lan. F1'de böyle ses mi var? Sesini mesini bilmiyorum. Ben reklam gözüyle bakıyorum. Reklam olarak çok iyi, şey ilgi çekici. İşini yapar. Çok güzel bir Buna dalga bakalım kanka şu ya. deli balı olayını merak ettim ya kardeşim. Sahip Ne oldu oldukça kardeşim? nadir bir bal fasatidir. Dur bakayım kulaklık azıcık şarj olmuştur belki takayım. Etsa. Su kardeşimle de birkaç gündür görüşmüyorum. Kendisine karşı derin bir özlem oldu şu an ve bugün de yayına gelmedi. Vay. Demek ben buradan şunu anlarım. Etsu beni sevmiyor. Etsu yayın açarsa, Etsu'nun chatinde şimdi değil tabii ki yani bir ara yayın açarsa denk gelirsiniz. Bixi'yi niye sevmiyorsun? Deyin. Bu çok erotik olmadı mı bu arada bu ekran ya? Etsu deli balı. Dur kardeşim şu kulaklığı bir takalım. Buradan takmışız. Discord ses. Alo. Alo. Tamam. Mr. Ergenekon, bu ne kadar doğruydu abi? Bu ne ya? Arkadaşlar. Ekstra. Efendim abi. Ekstra. Vay Efendim vay abi. vay vay. Ekstra. Deyimiz de Efendim abi.
beslenmiş. Hoş geldin yürüyen cinsellik. Hoş bulduk. Nasılsın Özgürcüğüm? Ne haber? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ulan bu ne be? Her hafta bir kız, her hafta bir kız. Hızına yetişilmiyor. Bırak. Neyse. Nereden buldun bu kadıyı? Facebook'tan buldum. Bir hafta misafirim. Clara Özgür. Hi Clara. Hi. Where are you from? I'm from Brazil. Brazil? Yeah. Karnavale? Yeah, karnavale. Karnavale. Ulan helal olsun sana be. Sorsana be, tek eşlilikten mi, çok eşlilikten mi yana? Özgür saçmalama ya. Şaka yapıyorum be oğlum. Hemen alınıyorsun ya. Ne oldu lan? Karnavale. Hadi bakalım biraz da yalayalım bal. Himalayalardaki dünyanın en büyük bal arıları tarafından üretilen bu olağanüstü bal oldukça güçlü greyanotoksinler içerir. Bu toksinler duyularınızı hayal edemeyeceğiniz kadar alt üst edebilir ve gerçekçi halüsinasyonlara neden olabilir. Tıpkı var olmayan sesleri duymanız ya da nesnelerin şekil değiştirdiğini görmeniz gibi. Bizde niye yok? Bizim arılara da verelim, bir şeyler yapsınlar, satalım aga yurt dışına. Hollanda'ya Mollanda'ya ne ihraç ederiz var ya. Her yer dönüyor. Sanki uçuyorum. Baştan aşağı sarhoştum. Üç gün boyunca deliksiz uyudum. Bal kumandalarına ulaşmak için avcılar yalnızca bir ip merdivene güvenerek yüzlerce metre yüksekliğindeki emniyetsiz uçurumlara tırmanıyorlar. Çıplak el ve ayaklarıyla çalışırken dev arıların sayısız acı verici iğnelerine katlanıyorlar. Tarih boyunca deli bal... Abi niye böyle yapıyorsunuz peki? Yani iki tane arıcı kıyafeti de mi alamayacak kadar kötü durum? Yerliler tarafından biraz önlem, fena olmaz sanki biraz önlem ya. Hastalıklara çare olarak şuna baksana anasını satayım. Etkilerinin tedavi edici ya da zehirleyici olması arasındaki çizgi oldukça incedir. Fazladan tüketilen bir kaşık kalp atışının yavaşlamasına, felce ve hatta can kaybına yol açabilir. Ziyaret ettiğimiz bu ücra köyde deli bal avcılığını yapan yalnızca bir aile kaldı. Tıpkı bu 7500 yıl öncesine ait mağara resminde olduğu gibi aynı kadim yöntemi kullanıyorlar. Bal avlama tekniklerinin dünyada... İşte 7500 yıl öncekiyle aynı yöntemi kullanıyorsan bir bok vardı yani, orada bir sıkıntı var demek ki. Burası Rize, ruhi sizi sikiyor demiş herlikte. Burası Ayder yaylasıdır. Eşi benzeriyor. 36 saatlik uçuş ve araba yolculuğundan sonra nihayet Tanzi köyüne vardık ve Gurung topluluğuyla tanıştık. Bu insanlar zamanında Tibet'ten buraya göçmüşler. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Baban bal avcılarının lideri değil mi? Evet öyle. Geleneklerine göre benim gibi köye yeni gelenlerin tehlikeden, hastalıktan ve kötü ruhlardan korunması için muska takması gerekiyor. Bal avına gitmeden önce ev sahibimiz beni suyla kusuyor ve boynuma bir ip bağlıyor. Şu an bal avcılarının yanına doğru ilerliyoruz. Pirinç tarlalarının yanındaki patikadan aşağı doğru iniyoruz. Namaste. Umar bu Karadeniz lan burası. İşte 3 nesilden bal avcısı karşınızda. Budiman, babası ve dedesi. Elleri bu zor işin izlerini taşıyor. Benim adım Nanda Lal Tamang. Ailemiz nesillerdir deli bal avcılığı yapıyor. Her yıl deli bal peteklerini... Bunlar bayağı torbacı gibi bir şey yani. Bu torbacı değil herhalde, satıyor bunu. Daha o bilgiyi öğrenemedik. Ya satıyor derken legal satıyordur ya bence. Değil mi? Bakalım öğreneceğiz. İşi yapmak büyük cesaret gerektiriyor. Şu anda herkes kendi görevleriyle meşgul. Deli balı avlamak için hazırlık yapıyorlar. Nanda ve babası hangi uçuruma gideceklerine karar vermek için planlar yaparken diğerleri el yapımı aletleri hazırlıyor. Merdiveni kurmak için bu tahta parçaları metrelerce uzunluktaki bambudan yapılmış halatın örgülerine yerleştiriyorlar. Böyle geçiriyorsun işte. En tepede Nanda ve diğer köylüler artık son hazırlıklarını tamamlıyorlar. Merdiveni bir ağacın gövdesine sıkıca bağlıyorlar. İnecekleri noktayı arı kovanlarına denk getirmeleri önemli. Bu halatın ucu. Aşağı inmeden önce bunu düzgünce bağlamamız lazım. Önce ateşi yakacaklar, daha sonra halatlar aşağı doğru sarkıtılacak. Nerede o sırık? Şunu versene. Bir yandan diğerleri taze kesin. Ne oluyor lan? Kim alo dedi? Ha, Yusuf kardeşim gelmiş. Hoş geldin sevgili tostum. Hoş buldum. Deli bal. Kesilmiş yapraklardan büyük bir demet hazırlıyor. Ortaya birkaç odun parçası koyup etrafını bir iple bağlıyorlar. İşte bu devasa tütsü bal avcılarının arı kolonilerine karşı tek savunma aracı. Arıları kovmak için tütsü kullanman şart. Duman olmadan arıların dağılmaları neredeyse imkansız.
Duman yayıldıktan sonra sersemlemeye başlıyorlar. İllaki de yıllık. Önce agresifleşiyorlar. Sonra hareketleri giderek yavaşlıyor. Hiç aranızdaki avcılardan birinin yandığı talihsiz bir kaza oldu mu? Eğer halat alev alırsa bal avcısının kendisinin de yanma tehlikesiyle karşı karşıya kalması oldukça mümkün bir olay. Peki bu ne için? Kollarına geçirmeleri için. Avcılar maskelerini takıyor. Aşağı inme vakti de. Ha takıyor merdiven bak 80 varmış. Metre uzunluğunda. Ancak uçurum bu uzunluktan daha yüksek. Bu yüzden ama yani sadece kafada var ya abi öteki taraflarını full sokacak. Bir girdim yani, içeri. Ananız ki. Bunu şov için falan mı yapıyorlar acaba video çekiyor diye? Buna böyle düzenli bir şey değildir bence bu ve yani şey de değil abi böyle nükleer başlık bul demiyoruz ki sana. Muhtemelen dünyada her ülkede olan arıcı kıyafeti tak giy diyoruz. Aşağıdan tırmanmak romatizmaya birebir. Tepesinden inmeyi tercih ediyor. Ben aşağıda destek sağlayan ekiple kalacağım. Birazdan burası öfkeli arılarla dolup taşacağı için arıcı tulumunu giysem iyi olur. Yuhuu, ben senin adam orada sokulacak. En büyük bir paket de adama getir insan. Akris laboriyosu üretiyor. Bu tür 3 cm uzunluğunda olup ortalama bir işçi bal arısından 2 kat daha büyüktür. Ve kalın giysileri bile delik geçebilen uzun iğnelere sahiptir. İlk durakları arı kovanlarının hemen üstündeki dikkat bir çıkıntı. Etkenli. Burada merdivenin konumunu yeniden ayarlıyorlar. İpin dengede kalmasını sağlamak için Nanda'nın arkadaşı en alt basamağa kadar inip orada bekliyor. Bu takım çalışmasıyla deli balı hasat edecekler. Ve biz de tadabileceğiz. İpteyken asla ayakkabı giymeyiz. Neden? Merdivene bu şekilde daha sıkı tutunuyoruz. Çıplak ayakla dengeyi sağlamak daha kolay oluyor. Abi onun da ayakkabıları çıktı. Gözünü seveyim ya. Çok tehlike barındırıyor. Avcıların güvenliği yok. Eğer düşerlerse bu onların sonu olur. Geçen yıl iki arkadaşımız hayatını yitirdi. Arılar. Siz biraz malsınız hocam. Kusura bakmayın ama yani kazandığınız parayla zannediyorum ki azıcık köşeye herkes köşeye bir şey alsa çok daha güvenli ekipmanlar alıp arkadaşınız ölmeden bu işi yapabilirsiniz gibi geliyor buradan bakınca. Her avda yaklaşık 100 ya da 150 defaya kadar sokabiliyor. Eğer defalarca sokulursak merdivenden düşebiliriz de. Arılar peteğin yüzeyini siyah bir örtü gibi sarmış. Yaklaşık 100 bin kadar arıdan oluşan her bir koloni uçurum kenarlarına eni 1 metreye kadar uzanabilen dikey petekler inşa ediyor. Duman yükseliyor. Arılar tehlikeyi hissetti ve düşmanı korkutmak... Orospu çocukları ta nereye yapmış bir de ya. Ya azıcık yukarı yap kardeşim sen de zorun ne ya yapıyorsun buraya. Alalım gidelim kolay kolay. İçin karınlarını yukarı ve aşağı mükemmel bir uyum içinde hareket ettirerek nebaza geçiyorlar. Aa gördün mü hareketi? Korkutmak için karınlarını yukarı ve aşağı mükemmel bir uyum içinde hareket ettirerek defansa geçiyorlar. Arılar bu optik illüzyonu bize karşı devasa bir organizma gibi görünmek için yapıyorlar. Arılar drone'a hücum ediyor. Onu yüksek sesle vızıldayan devasa bir tehlike olarak görüyorlar. İşin en can alıcı kısmı şimdi başlıyor. Nanda'nın aynı anda idare etmesi gereken çok şey var. İki tane sürük kullanıyor. Bir tanesi sepeti dengede tutmak düz durması için ayağından destek alıyor. Diğer sırıkla bal peteğini kesiyor. Tüm bunları yaparken arılar etrafında öfkeyle vızıldıyor. Her hamlesinde kilolarca bal kesiyor. Yüzlerce arı onu sokacak olsa da dengesini korumak için acıyı görmezden gelmeli. Tek emniyeti bambu merdivenine bağladığı ipten kemeri. Yanlış bir hareketi hayatına mal olabilir. Ne kadar zamandır avcılık yapıyorsunuz? Çok uzun zamandır, yaklaşık 20-21 yıl kadar. Bu işi yapabilmek için cesur olman şart. Çok fazla risk içeriyor. Herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Çoğu insan deli balı elde etmeyi istiyor. Fakat bu işin zorluklarını gördüklerinde epey şaşırıyorlar. Balı çok yani fazla tüketmiyoruz. Bir de sizle alakalı bazı düşüncelerimiz var. Bizi yaklaşık 24 saat boyunca etkiliyor. Baldan bir kaşık yesen ne olur? Bayılma, istifra ve sonra bilinç kaybı yaşarsın. Peki ya iki kaşık alırsam? Hiçbir şey hatırlamazsın. Felç geçirmiş gibi mi olurum? Evet, bir gün boyunca felç olmuşçasına yatarsın. Yağmur başladığı için geri dönüyoruz. Kameralarımız ıslanmasın istiyoruz. Bal avcılarıyla köyde buluşacağız. Mesut.
Megu yemeği hazırlarken elektrikler gitti. Bu dönemde muson yağmuru... Mesela bunların soyundan birinin arı alerjisi olduğunu düşünsene. Hadi buyur. Soy da kesildi. İşi yapan da kalmadı amına koyayım o öldükten sonra. Biraz da nasıl altına alacak. Elektrikler 3 saattir kesik ve hava gitgide kararmaya başladı. Avcılardan hiç ses seda yok. Henüz köye dönmediler. Megu el fenerinin yardımıyla bize sebze ve pilav pişiriyor. Sonunda tüm avcılar uzun ve zorlu bir günün ardından köye sağ salim döndüler. Arılar soktu mu? Yüzünü mü soktu? Bayağı acıyor. Bunlar telefonu falan da var. Bir arı hala kıyafetimin içinde. Vücudumun her yerindelerdi. Bugün ne kadar bal avladınız? Yaklaşık 40 litre. Yarın hava güzel olursa yine gidecek misiniz? Yağmur yağarsa uçurum iyice kayganlaşır ve tehlikeli olur. Ama hava iyi olursa gideriz. Babanın başına gelenleri anlatır mısın? Bir adet çiğ yumurtayı deli balla karıştırıp içmişti. Yarım saat sonra tuvalete gitti ve tüm geceyi banyo paspasının üzerinde uyuyarak geçirdi. Ertesi sabah merdivenlerden emekleyerek zar zor çıktı. Sonunda kapıya vardı ve bizi görünce dışarı kaçtı. 3 gün boyunca baştan aşağı sarhoş bir şekilde uyumuş. Bugün deli balı denemek için sabırsızlanıyordum ama artık saat gece 10'u geçti ve herkes yarınki hasat için erkenden yattı. Gece yalnız başıma denemek riskli olabilir. Özellikle en yakın sağlık kuruluşundan kilometrelerce uzakta olduğumu düşünürsek. Merakımı sonra gidermek için yarını beklemek ya. Zorundayım. Bir şey olmaz, ne olacak? Hadi dene bakayım ne oluyor. Teyze bize nah çekti zannettim. Şimdi kahvaltı yapacağız. Saat sabahın 7'si oldu. Kahvaltıdan sonra balavına çıkacağız. Ve bu sefer deli balı yiyeceğim. Dün sanırım bu taraflardaydık. Bugün hangi yöne gideceğiz? Diğer tarafa. Diğer tarafa. Uçurumdan aşağı mı ineceğiz? Evet. Yukarı mı çıkacağız? Uçurumdan inilecek. Kim tamam. Düşündü acaba ilk şurada bir bal var gel şunu yiyelim diye. Abi görmedin mi mağara resmi falan filan dalgaları var. Demek ki bayağıdır bilinen bir şey. 7500 yıl çok değil mi ya? Ne bileyim ben yani. Adam gösterdi, kanıtladı bize bunu. Ben de ikna oluverdim bir anda. O fotoğrafla beraber. Ya kanalı biz ise... Ya bir akıllı biziz değil mi amına koyayım? Kendi çizsin nasıl koysun buraya kardeşim? Demek ki var bu işin bir doğrusu raconu. Yazıyorum deli balı diye şimdi Google'a. Ya kardeşim kimyasal sıkıyorlarsa biz gitmeden önce oraya. Uyuşturucu kimyasal. Tutan bal da deniyormuş adına. Türkiye'de Karadeniz'de de varmış lan. Biz dedik burası Türkiye diye. La Erlik. Geliyorum. Kardeşim oradayım. Geliyorum bir aya. Bugün daha kalabalık. Sen de atla herkes... uçağa. Zınk gel. Ortada buluşalım. Hem bir akrabalarını görmüş olursun. Hem balımızı yeriz. Bir bakarız nedir ne değildir. Bu sefer avlanılacak noktada daha fazla deli bal olacağına inanıyorum. Erlik bir video attı. Karadeniz'de üretilen deli bal. Hasan Kutlu Ata'nın annesi yüksek tansiyon hastası ve arıcı Kutlu Ata'nın bunun için kendi üretimi olan doğal bir ilacı var. Deli balı kafaya mı vuruyor? Bu demek ki oradakinden değil, oradakinden bu kadar iyi. Şey de garip, bunu şimdiye kadar uyuşturucu falan lan bu deyip yasaklamamaları garipmiş. Neyse millet o kafayı yaşamak için para ödüyor amına koyayım yurt dışı. Adamlara bak almak için canları çıktı. Zehirlenme değil o. Yatın evinize bekleyin kardeşim bir gün Allah Allah. Ne olacak en fazla neneni falan görürsün anasını satayım. Ertesi güne kalmaz bir şeyin. Kardeşim öğrenmiş olduk. Bizde de varmış. Alıp denesek mi lan acaba belki yayında falan? Elde edebilir miyiz ki? Kanka ya beraber deneyelim de lan. Bunun için işte, haftaya gelirim. Sipariş veriliyor diyor. Vallahi bir denenebilir ya. No, ama çok kötü olursak. Bir tane başımıza düz yemeyen birini koyalım. Çok kötü olursak hemen ambulans çağırsın. Yayını kapatsın falan öyle bir şey Twitter'da yapsın. Twitter'da bizi çağırmalı. Başımıza da et sudursun kanka. Volkan bize en iyi sahip çıkacak kişi olur. Doğru mantıklı kardeşim. Avcıların tavuğu hasat... Cimer'e yazsana. Bandrollü ürün oğlum satılanlar. Adam kaçak satmıyor ki. Legal bir ürün değil mi? Hem legal hem de adam bunu bu şekilde haberlere falan çıktıysa böyle satmıyor. Demek ki bandrollü ürün satıyor adam.
için kurban etme vakti geldi. Olası kazaları önlemek için işe tavuğu keserek ve dua ederek başlıyoruz. Merdiven eklemek için bunları, odun parçalarını kesiyorlar. Ağırlığı o kadar fazla ki iki kişi bile sırtlayıp zar zor taşıyor. Onlar tavuğu hazırlarken biz de balın hasat edileceği uçuruma doğru ilerliyoruz. Bugün yolun durumu çok olacak. Zemin dün ıslandığı için kaygan. Bu gördüğünüz köprü heyelan nedeniyle bu halde. Ancak karşıya geçmemiz gerekiyor. Çünkü bal hasatını o tarafta yapacaklar. Geçer misin? Tamam tamam. Geçmem. Hallediyorum. Ben geçmem. Geçerim. 100 bin dolar. Köprüyü salladığımız için aynı anda adım atmamız gerekiyor. İnanılmaz hassas. İyi misin sen? Evet ben iyiyim. Taşımayabilir kanka bu ya. Ben de iyiyim. Güzel. Aşağı atlıyorum. 2-3 kere koşarım 100 bin dolara. Sıkıntı yok. Deli balı yemekten daha uç bir şey varsa o da kesinlikle hasat edilme şekli. Eğer adam yanlışlıkla oradan düşerse hayatta kalmasının imkanı yok. Yüksekliği en az 100 metre. O yukarıdan bakınca o kadar gözükmüyor lan. Söylediler. Evet. Muhtemelen bir saat içinde etrafta her yerde sürüsüyle öfkeli arı olacak. Burada beklerken bazı arılar üzerimize pislemeye başladı bile. Parmağında gördüğünüz şey arı dışkısı. Bu arı dışkısı mı? Hayatımda ilk defa görüyorum. Arı dışkısı görüyorum lan ben de. Bir daha da göremeyeceğim muhtemelen. İyi bir bakalım kardeşim görmüşken. Anlıyor. Nereden biliyorsun? Arı sıçma mı? Tuvalet. Yani bu arı pisliği. Nanda ve diğer avcılar işe yeniden koyuldular. Merdivenle birlikte yakılan tütsü de aşağı indirildi. Deli bal avı başladı. Sırığı ayağıyla nasıl sabitlediğine bakın. İnanılmaz. Tıpkı bir akrobat gibi. Net düştüm. Şu an düştüm ben mesela. Şu hareketle, şunu yaptığım an ben arkaya yuvarlanırım. Grayna toksinler Himalayalarda açan orman gülü çiçeklerinin nektarından geliyor ve sadece 1 kilo bal için arıların 4 milyon kadar çiçeğe ulaşması gerekiyor. Bir işçi arı hayatı boyunca yalnız bir yemek kaşığının 20'de 1'i kadar bal üretebiliyor. Dolayısıyla tadına bakmak üzere olduğum Grayna toksin bakımından en yüksek miktara sahip bu deli balın 200 gramının piyasada yaklaşık 400 dolara satılıyor olması hiç şaşırtıcı değil. Fakat bu... Ne demiş o? Arı dışkısını yiyen insanlar var. Kovandan bal alırken dışkıyı da toplayıp satıyorlar. İlk defa duydum arı dışkısını. Bal için hayatlarını riske atan avcıların kilolarca bal satışına karşılık süt kişi başı 50 dolar kazanmaları çok üzücü. Ama. Ne kadar kazanıyorlar? Ama şey bal alıyorsan kovanla alıyorsan kanka arada kaynıyor dışkısı da ya. Belki. Diyor olması hiç şaşırtıcı değil. Fakat bu bal için hayatlarını riske atan avcıların kilolarca bal satışına karşılık kişi başı 50 dolar kazanmaları çok üzücü. Ne kadar 50 dolar ama? Kilolarca kaç kilo? Aylık 3 mı, kilo mu? 5 kilo mu? 10 kilo mu? 50 kilo mu? Çok flu konuşmuşsun ya. Biz belki atılacaktık bu işe kardeşim. Geçen kanka adam 40 litreyi bir günde i̇şte grind dolu sepet kayalıkların tepesinden yanımıza geliyor. Ekip şu anda deli balı süzüyor. Hasır süzgeçleri kullanarak baldan marbaları, gülörleri ve diğer yabancı maddeleri ayırıp plastik burada bidonlara satıyorum. Dolduruyorlar. Sonunda deli balı tatma vakti. İşte burada işler gerçekten heyecanlı bir hale geliyor. Tadında... Oğlum ağrıları da ezdiniz amına koyayım. Grayna toksinin etkisini neredeyse hemen hissedebiliyorum. Karıncalanıyor değil mi? Evet. Sanki... Dokusu çok farklı. Ağzını yavaşça yakacak. Dediğin gibi yakmaya başladı. Aynen. Tıpkı baharatlı bir şeyler yiyormuşum gibi. Ancak hesaba katmadığım bir durum var. Tadarken biraz fazla kaçırmış olabilirsin. Hızla tepeye geri çıkmamız gerek çünkü etkisini 45 dakikaya göreceksin. Bu ıssız yerde geçici felç geçirmek ya da bilincimi kaybetmek kesinlikle istemiyorum. Bu yüzden hızlı adımlarla ilerliyorum. Eğer baldan zehirlenirsen 12 saat boyunca hareketsiz kalırsın. Hiçbir yerini kıpırdatamazsın. Gerçekten mi? Evet, seni olduğun yerden dağın tepesine kadar taşımamız zor olur. Bu kadar bal bile beni etkiler mi? Bu kadarı bile. Bazen evet. Dönmemiz gereken uzun bir yol var. Köye geri dönmek için acele ediyoruz. Umarım vücudum koş, pek koş. Etmez. Yeterince yükseğe çıktık. Şimdi burada kısa bir mola vereceğiz ve bal hasadından önce kurban edilen tavuğu yiyeceğiz. Çok bu senin doğru. İçin. Teşekkürler. Defalarca kez sokulmuş alt dudağındaki şişik çok acı verici olmalı. Epey şişmiş bir halde. Bir şeyler yediğim için deli bal ile birlikte Grayna toksinin kan dolaşımıma karışması yavaşlayacak. Artık yola daha... Oğlum ilk defa eliyle pilav yiyen Araplardan daha garip ve mide bulandırıcı bir yiyiş sitti gördüm. O neydi öyle ya? Abi... Mama kabından yer gibi. Deli bal ile birlikte Grayna... Yani gerek yok. Amına koyayım şuradan ot koparsan otu bile kaşık yapar yersin ya. Ben çok toksinin normal kan dolaşımıma karışması Nasıl normal karşı? Sen evde böyle yemek yiyor musun?
Yemem de burada nasıl yesin adam? Ya bir tane kaşık yapamadılar mı amına koyayım şu güne kadar gerçekten. Az önce adamın diş teli vardı. Evde iPhone'ları var. Yani. Merdiveni eliyle yapıyor. Ve kaşığı yok. Ben bunu normal karşıladım. Evet. Başlayacak. Artık yola daha az telaşla devam edebiliriz. Deli bal bilinen en eski biyolojik silah olarak kabul edilir. Milattan önce 67 yılında Romalılar Karadeniz bölgesini istila ederken Pontus krallığının askerleri Roma ordusunun yollarına deli bal petekleri yerleştirmiş. Bala karşı koyamayıp yiyen Romalılar kendilerinden geçip savunmasız hale geldiklerinde ise hayatlarına son verilmiş. Doğru miktarda yediğimde zihnim açılıyor. Her şey giderek netleşiyor. Daha iyi odaklanıp çalışabiliyorum. Meditasyon amacıyla kullanıyorum. Doğru doz ne kadar? Baldan bala değişir. Bugün hasat ettiğimiz bal çok güçlü. Bana bir kaşık yetiyor. Aşırıya kaçmamak lazım yoksa kötü olur. Sonunda köye geri dönmeyi başardım. Burada son bir kez daha deli bal yiyeceğim. Ama bu sefer bol miktarda. Sadece bu belgeseli çekmek için deniyorum. Size kesinlikle tüketmenizi önermiyorum. Niye? Fazla sen yiyorsun bize niye önermiyorsun? Fazla mı kaçırdım? Emin değilim ama ağzımdakinin tamamını yuttum bile. Oğlum sakalında 3 kişiye yetecek kadar etkilenmem. Şu sakalını üçümüz paylaşsak bence olur. Gerçekten. Tadı harbiden. Gerçekten çok 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 acı ve çok fazla öksürtüyor. Bekleyeceğiz. Deneyimlerimi tüm detaylarıyla sizlere aktaracağım. Anlat bize reis, merak uyandırdı. Vücudunun ısınıp karıncalandığını hissedeceksin. Belirtiler değişebilir de. Sence bugün çok mu fazla bal yedim? Tam kestiremiyorum ama arkadaşımız aynı baldan sadece bir tatlı kaşığı kadar yedi ve şu an kusuyor. Ne hissedeceğim tamamen bir muamma. Herkes bunu farklı şekilde yaşıyor. Biraz bekleyip göreceğiz. Deli balın etki etmesini beklerken paylaşmak istediğim heyecan verici bir haberim var. Bu uzun yıllardır hayalini kurduğum bir projeydi. Abi. Aylar süren yoğun daha birkaç saat geçti. Son gördüğümde Megu fenalaşmış. Geri gel biraz daha. Hemen Steam'den indirin. Liderlik tablosunun en üst sıralarına çıkmak için yarışın. Deli balı son kez yememin üzerinden birkaç saat geçti. Son gördüğümde Megu fenalaşmıştı. Şimdi nasıl olduğuna bakmaya gidiyorum. Nasıl hissediyorsun? İyi değilim hem de hiç. Baldan ne kadar yemiştin? Azıcık şu kadar. İyi değilim dedirtiyorsan iyi kullanıyorsunuz. Çok uykum varsa abi makinalar, AirPods falan... Bak her bokları var. Bu lavuklar rolde ya. Değil mi? Kesin var ya bunlar ruhu gittikten sonra makinayla falan buradan hasat edecek. Bir robotları drone falan. Falan. Drone gidiyor. İnsansız zamanacı gidiyor. Yakaladık oğlum. Çok soğuk. Soğuk mu? Bacaklarım ve parmaklarım buz gibi. Abi niye yiyinlerden içiyorsunuz o zaman yiyorsunuz? Alkol. Ayağa kalkabilir misin? Yok imkansız. Biraz susadım. Peki ya su içsem? Sakın içme. Neden? Ben de senin gibi susayıp içtim. İçtikten sonra kusmaya başladım. Sonra tekrar kustum. 10 kez kusmuşumdur. Kısa bir süre sonra Megu'nunkine benzer belirtiler göstermeye başladım. Vücut sıcaklığım aniden düştü ve bulabildiğim ilk battaniyeye sıkıca sarıldım. Öksürmem normal mi? Su veya çay içmek ister misin? Evet. Baksana bu sıcak. Evet. Ama parmak uçlarımda adeta hiçbir şey hissetmiyorum. Bardağı saatlerce tutabilirim. İkimiz de dokunalım bakalım kim daha uzun süre dayanacak. Hala tutuyor musun? Royal Society of Chemistry'ye ait yayınlanan bir makaleye göre granatoksin hücre zarlarındaki sodyum kanallarının işlevini bozar ve nöronlar ile kas hücrelerinin iletişim kurup düzgün çalışmasını engeller. Parmak uçlarım bu yüzden şu anda sıcaklığa karşı duyarsız, karıncalanma ve... Ama belli ki hani o yüzden de belki uyuşturucu sınıfını almamış olabilir ve çok da keyifli bir süreç değil gibi. Biraz daha zulüm sanki. Yok götüm dondu, ellerim uyuştu, kusuyorum sürekli, hiç iyi hissetmiyorum, üşüyorum falan. Ve uyuşma uzak gibi duralım. Bir his var ve bu giderek vücuduma yayılıyor. Şunu çıkarsana, çok sıcak. I feel very hot now. Birden sıcaklamış ya da üşümüş gibi hissedebilir. Eğer iyi değilse etrafta fazla dolaşmaması lazım. Tehlikeli olabilir. En başta yanıyormuşum gibi. Uyuşturucu keyifli mi Bixi? Abi keyif verici madde diye geçiyor ya. Yani bu yüzden bağımlılık yapıyor. Yani olayı bu zaten. Sonra üzerimdeki her şeyi çıkarmaya çalıştım. Biraz zaman geçtikten sonra bu sefer de çok üşüdüm. Köyün yerlisi hanımefendi de bugün topladığımız deli baldan bir kaşık yedi. Görünüşe göre keyfi yerinde. Her yer dönüyor.
Midem bulanıyor. Böyle ellerim, kollarım karıncalanıyor. Böyle bacaklarım kötü oluyor sanki. Başım dönüyor. Her yer dönüyor. Teyzenin çevresi çok iyi olmuş ya. Bazen teyzem yolunda bir de. Bir ağlayasım, bir gülesim geliyor. An itibariyle balın keyfini kesinlikle benden daha kötü çıkarıyor. Kendinden geçmiş bir halde görünüyor. Kaç yaşında? Biliyorum sormak çok ayıp ama. Kaç yaşındaydın? Ben mi? Bir düşüneyim bakayım. Evet. Bir yaşındayım. Bir yaşındayım. Ne dedi? Tam bir yaşındayım. O ne? Kaçırdım onu. Eyvah. Kapattım buraya. Kafam fırıldak gibi. Sanki uçuyorum. Onunla ilgili ne düşünüyorsun? Abi dublaj güzel olmuş. Çekim yapmamız onu rahatsız ediyor mu? Hayır. Ondan hoşlandım. Keşke erkek arkadaşım olsaydı. Bana o... Eyvah eyvah. Ruhi kaç Ruhi. Kameramanı da al sikerim oğlum. Biz Karadeniz'den buluruz deli bal meli bal. Ne güzel içerik yapıyor adam. Kaybedeceğiz orada evli baklı adam bir de. Kaç aga bırak ben sana bulurum buradan. Onun ülkesinden kendi yaşıma göre. Çok farklı. Ülkesinden kendi yaşıma göre birini bulayım diyor. Keşke erkek arkadaşım olsaydı. Dedeniz bana medeniz var mı lan bekar? Başıma. Acaba böyle bir şey etkisi mi var? Azdırıcı. Performans. Neydi performans lan? Krem. Gidip Güney Amerika'da ot denedim videosu çekse bundan daha mantıklıydı. Onun hasatında abo sıkıntı olabilir ama sanki büyük YouTuber ya. Ya evet yurt dışında içiyor, evet legal ama çok kamuoyuna hitap eden insanların öyle videolar çekmesi çok mantıklı değil Türkiye'de. Zaten Türkiye'de bence suç olmaz mı geldiğinde? Özendirme yurt dışında suçu içiyorsan değil aslında. Ama yayın yapıyor ya özendirme. Tamam orada da uyarırsın kesinlikle kullanmayın. Kötüdür, sağlığa zararlıdır. Ben sadece böyle bir içerik ama benim keyfim çok gibi yerinde videonun içinde. Arkadaşlar falan. Bu kısmı ağrıyor. Alnımdan sol gözüme doğru. Ve bu gözümü açık tutmak istemiyorum. Tüm bedenimde yoğun bir halsizlik var. Saniyeler saatler gibi geçiyor. Zaman mevhumum giderek kayboluyor. Deli balın etkileri giderek şiddetleniyor. Kendimi kötü hissetmeye ve aniden istifra etmeye başlıyorum. Granatoksinin bir panzehri yok. Çoğu zaman vücut bunu tolere edebiliyor. Ama nadir durumlarda kalp yetmezliğine bile yol açabiliyor. Öyle kalıyorum yani. Deli balı tüketmeyi düşünüyorsanız doktorunuza danışıp kadar onun önerilerine uymanız tek doğrusu. Neyse ki vücudum zehri 24 saatte temizledi. Biz normal baş ağrısı, mide bulantısı, kulak çınlamasıyla dolu bir gecenin ardından ertesi güne çok daha iyi başladım. Deli balı elde etmek hiç kolay değil. Yüksek uçurumlardaki kovanlardan toplamak için cesur avcılar gerekiyor. Gurunklar gelecek nesillere aktaracaklarını umduğum bu zengin kültürel mirası koruyorlar. Oyun geliştirme şirketimizin yeni oyunu The Last Drop'ı indirmeyi unutmayın. Steam'den... Teşekkürler abim. Eyvallah. Güzel bir maceraydı bizim için. Deli bal. Bunu da öğrenmiş olduk. Bundan sonra biri bana derse ki deli bal bak denemek ister misin? Diyeceğim ki SG. Uğraşamam.